Merhaba sevgili gençler. Ben kimya öğretmeni Mehmet Hadican. Final Türkiye geneli AYT kimya sorularını birlikte çöze çözeceğiz. 15. sorudan başlıyor kimya sorusu. Bir alt enerji düzeyinin baş kuantum sayısı 3 açısal momentum kuantum sayısı yani l değerinin 1 olduğu d orbitali özür p orbitali ve içerdiği elektron sayısını bize söylüyor. E, ee, M'le değeri eksi bir sıfır artı bir şeklinde ifade etmiş. Tabi bu P3 de olabilir, P6 da olabilir. O zaman doğru cevap D seçeneği. Diğer soruya geçiyorum. Periyodik tabloyla ilgili bir soru. Yukarıdaki şekilde periyodik sistemin ilk dört periyodunda yer alan X, Y, Z, T ve R elementlerin bulundukları yerleri Belirtilmiştir. Buna göre. YZ metal olduğunu yani 2A ve B grubu 3B grubu elementler olduğunu. E, bu elementler periyodik tabloda iyonik bağlı bileşikler daha doğrusu oluşturan diğer elementlerde iyonik bağlı bileşikler oluşturur. XT. X'in arkadaşlar hidrojen olduğunu ve bir A metal olduğunu unutmayalım. A metal. X. T ile polar kovalent bağ. Yani T dediğimiz flor elementi 7A grubu e, polar kovalent bağlı bileşik oluşturur. Bu da doğru. XR diyor. Yani hidrojenle 6A grubunda bulunan kükürdü kastediyor. Elektron nokta yapısı şu şekilde olabilir. Biraz şekilde hafiften bir kaymalar olmuş ama bu da Lewis yapısı olarak doğrudur. Yani verilen 3 yargı da doğru olur. Devam ediyorum. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijenin değerli diğerlerinden farklıdır? Yani oksijenin almış olduğu değerlik diğerlerine göre farklı. Şimdi arkadaşlar oksijenin tek artı değerlik aldığı florla yapmış olduğu bileşiktir. Yani burada flor bütün bileşiklerinde eksi bir değerlik aldığı için oksijen artı 2 değerli kalır. Diğer bileşiklerde ise oksijen normal eksi 2 şeklindedir. Bir de unutmayalım oksijen e, peroksitlerde bir de değerli farklıdır. Yani cevap eğer biri de o varsa onu da unutmayalım. 18. soruya geldik. Kapalı sabit hacimli sabit hacimli kaptaki helyum gazının sıcaklığı 250 Kelvin'den 500 Kelvin'e yani iki katına çıkarılmış. Yükseltilirse gazın basıncı, şimdi sabit hacimli olduğu için gazın basıncı artacak. Sabit basınçlı olsaydı hacmi artacaktı. Evet artar, bire doğru dedik. Taneciklerin hızı sıcaklığa bağlıdır. Kök iki katına çıkar. Kinetik enerjisi yine direkt sıcaklığa bağlıdır. Bu da artar. Verilen 3 yargı da arkadaşlar doğru. Diğer soruya geçiyorum. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Gazların suda çözünmesinde ısı değişimi işareti pozitiftir diyor. Gazların arkadaşlar sudaki çözünürlüğü egzotermiktir. Yani delta H'ın işareti negatif olmalıydı. 0,5 molar demir 3 sülfat çözeltisinde Sülfat iyonunun derişimi 1,5 molardır diyor. Bakalım hemen. Demir 3 sülfatın suda iyonlaşma şekli 2 demir artı 3 artı 3 tane SO4 iyonu şeklindedir. Burada eğer şunu 1 molar aldığınızda 3 molar olur sülfat iyonu derişimi. 0,5 molar aldığınızda buçuk ya da 3 bölü 2 molar olur. Yani ikinci ifade doğru. Üçüncü ifadeyi okuyalım. Suda çözünen uçucu olmayan maddeler yani tuz, şeker gibi maddeler suyun donma sıcaklığını düşürür, kaynama sıcaklığını yükseltir. Ebilioskopi ve kriyoskopi şeklinde ifade ediyoruz bunu. Bu da arkadaşlar doğru. O zaman cevap, doğru cevap seçeneğimiz D seçeneği olur. Devam ediyorum. Yine çözeltilerle ilgili bir soru. Çözeltinin kütlece yüzde derişiminin çözeltinin kütlesiyle değişimini vermiş. Diyor ki A noktasında bulunan sodyum nitrat çözeltisine sırasıyla 1, 2 ve 3 nolu işlemler uygulandığında çözeltinin kütlesiyle kütlece yüzde derişimi arasındaki ilişki yukarıda, yukarıda verilen grafikteki gibi olmaktadır. Buna göre... Şimdi birinci işlemde hem çözeltinin kütlece yüzde derişimi artmış hem de çözeltinin kütlesi artmış. Yani buraya katı ilave edilmiş olabilir. Birinci işlemde çözeltiden su buharlaştırılmıştır. Su buharlaştırılırsa çözeltinin kütlesi azalır. Dolayısıyla bu yanlış olur. İkinci işlemde çözeltinin kütlesi azalmış ama çözeltinin kütlece yüzde derişimi artmış. O zaman ikinci işlemde çözeltide sodyum nitrat çözülmüştür. Sodyum nitratı çözdüğünüzde çözeltinin kütlesi de artmış olması gerekirdi. Bu ifade de yanlış. Ee, yanlışları soruyor. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü işlemde C noktasında çözeltinin derişimine eşit derişimde sodyum nitrat eklenmiştir. Evet aynı derişimde eklerseniz kütlece yüzde derişimi değişmez ama çözeltinin kütlesi bu yönde artmış olur. 3 arkadaşlar doğrudur. Yalnız burada yanlışı sorduğu için doğru cevap C seçeneği olur. Yine tepkime ısısıyla ilgili bir soru. Yukarıdaki mekanizmaya sahip tepkime ilişkin yargılarından hangileri doğrudur? Birinci adımdaki karbonun toz haline getirilmesi birim zamanda oluşan karbon monoksitin miktarını arttırır. Yani siz şuradaki katıyı toz haline getirdiğinizde tepkime hızı artar. Katının yüzeyi arttıkça hız artıyordu. K sabiti arttığı için. Karbondioksidin molar oluşum ısısı 280 kilojuldur diyor. Şimdi arkadaşlar karbondioksidin molar oluşum ısısı değil bu. Karbon monoksitin molar yanma ısısıdır. Molar oluşum ısısı olabilmesi için elementlerinden başlayarak oluşması gerekir. Ya da buradaki şekliyle şu iki tepkimeyi topladığınızda e, delta H'ları da tabii toplayacaksınız. Karşılıklı şöyle değerler götürdüğü için. Burada 393 olması gerekirdi. Yani doğrusu 393 kilojül işareti de negatif olması gerekirdi. Karbon monoksit katalizördür diyor. Katalizörler arkadaşlar tepkimeye girer ve sonra oluşur. Ee, burada karbon monoksitin ara ürün olduğunu görüyoruz. Yani tepkimede önce oluşmuş sonra harcanmış. O zaman üçüncü yargı da yanlış. Sadece bir doğru. Doğru cevap A seçeneği olur. Devam ediyorum. Yine arkadaşlar burada bir denge sorusu. Azot monoksitin azot dioksit gazına dönüşmesiyle alakalı bir denge bu olayın egzotermik olduğunu belirtmiş. Tepkimesi T sıcaklığında 1 litrelik kapta dengedeyken T1 anında yapılan bir etkiyle denge bozuluyor. Bunun sonucunda tepkime tekrar dengeye ulaşıncaya kadar maddelerin derişimlerindeki değişimler grafikteki gibi gerçekleşiyor. Şimdi grafiği kontrol edelim arkadaşlar. Grafikte azot monoksitin derişimi artmış. O halde Ortama arkadaşlar, ortama azot monoksit eklenmiştir diyoruz. Eklenmiştir. Neden? Ani artmış. İşte ortama azot monoksit eklerseniz denge arkadaşlar ürünlere doğru kayacaktır şu şekilde. Bir miktar oksijenle reaksiyona girip yani eklemiş olduğumuz azot monoksit bir miktar oksijenle tepkimeye girip azot dioksit gazına dönüşür. Dolayısıyla oksijenin derişimi azalır. Şu şekilde grafikte belirtmiş. Azot dioksitin derişimi de artar. Şimdi şıklar diğer slaytta olduğu için hemen alıyorum orayı. Sıcaklık düşürülmüştür. Egzotermikti. Sıcaklık düşürülürse azot dioksitin gazı, gazının derişimi artar. Diğer ikisini azalacaktı. Bu olmaz arkadaşlar. Tepkime kabına azot dioksit gazı eklenmiştir. Hayır biz arkadaşlar azot monoksit gazı eklenmiştir dedik. Tepkime kabına katalizör eklenmiştir. Bu dengeyi etkilemiyordu zaten. Sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi küçültülmüştür. Bütün maddelerin derişimleri artar eğer hacim küçültülürse. O zaman yapılan işlem arkadaşlar tepkime kabına azot monoksit gazının eklenmiş olmasıdır. 23. soru 25 santigrat derecede bir sistemde bir tuzun sudaki çözünürlüğünü belirtmiş. X'ye 2, X artı 2 ve 2'ye. Burada arkadaşlar ısı alan bir olay olduğunu da belirtmiş. Dengesi varken sıcaklık 20 santigrat dereceye düşürülürse. Şimdi endotermik bir reaksiyon olduğu için ısı arkadaşlar girenler tarafında sıcaklığı düşürdüğünüzde denge girenler yönüne kayar. Ne demek bu? X, 2 tuzunun çözünürlüğü azalmış olacak. X'e ikin sudaki çözünürlüğü azalır. Evet bunu dedik çünkü endotermikmiş. Oluşan yeni dengede X artı 2 ve Y'ye eksi 1 çarpımı yani KÇÇ'yi kastediyor. Değeri ilk değerinkinden küçük olur. Sıcaklığı düşürdüğümüzde evet iyonların derişimi azalır. Doğru olur. Çözeltideki X artı 2 iyonu derişimi yeni dengeye ulaşıncaya kadar artar diyor. Şimdi... Burada arkadaşlar biz azalır dedik. Çünkü denge girenler yönüne kaydığını söyledik. O zaman doğru cevap C seçeneği olur. Diğer soruya geçiyorum. Burada da konjugasi bas çifti ile ilgili bir soru. Şimdi diyor ki bir karbonatın sülfür ile tepkimesinden karbonat ve bir sülfür oluşmuş. Dengesine ilişkin diyor ki bir karbonat proton verendir. Evet arkadaşlar hidrojen iyonunu hidrojen iyonunu arkadaşlar kükürde vermiş. Yani proton veren şurada karşılığı var. Bir karbonat ile karbonat konjüge asit baz çiftidir. Bakıyorum şu arkadaşlar asit bu da bunun bazı olur. Çünkü buradaki hidrojen var. Burada bir tane hidrojen eksik. Bu bunun bazı. O zaman konjüge asit baz çiftidir. Doğru. 1'e de doğru demiştik. Sülfür baz özelliktedir. Proton alan olduğu için yani bir karbonattan proton aldığı için bu da arkadaşlar baz özelliktedir. Doğru cevap E seçeneği olur. 25. soru. Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi redoks tepkimesi değildir? Redoks olabilmesi için bir tepkimenin mutlaka yükseltgenme ve indirgenmenin olması gerekirdi. Yani elektron veren ve elektron alan maddelerin olması gerekirdi. Birinci tepkimeye bakıyorum sıfırdan artı ikiye. Şimdi arkadaşlar bu tür tepkimeleri tepkimelere karar verebilmek için bir tanesini görmeniz yeterlidir. Evet burada bir yükseltgenen varsa indirgenen de vardır. Yani oksijenin sıfırdan eksi ikiye bir daha indirgendiğine Bakmama gerek yok. Bunun redoks olduğunu söyler geçerim. İkinci tepkime bir asit baz tepkimesidir. Asit baz tepkimeleri arkadaşlar redoks değildir. Buradaki maddelerin hiçbirinin değerliği değişmez. Eksi 3, eksi 1, artı 1. Yine arkadaşlar eksi 1, artı 1 ve eksi 3. Affedersiniz. E, şeklindedir. Burada redoks olmadığını görmüş olduk. Diğerine bakalım. Serbest halden bileşik haline dönüşmüş ya da hidrojen bileşik halden serbest hale dönüştüğü için hemen redoks derim. Karbon monoksit yanma tepkimelerinin yine redoks olduğunu arkadaşlar söyleyeceğiz. Şurada serbest halden bileşik hale dönüşmüş veya değerli değişmiş diyebiliriz. Bu da redokstur. Redoks olmayan asit baz tepkimesidir. Diğer soruya bakalım. Elektrokimyasal pillerde Değerlerinden hangileri pil gerilimini etkiler? Şimdi arkadaşlar pil gerilimi nelere bağlıydı? Sıcaklık, derişim ve eğer pilde gaz varsa gazın basıncı. Standart şartları o yüzden belirtiyorduk. O zaman elektrolitlerin derişimi. Evet bu pil potansiyelini etkiler. Derişime bağlıdır. Sıcaklık arkadaşlar yine bunlardan biri. Ama elektrotların temas yüzeyine bağlı değildir. Buna bağlı değil arkadaşlar. O zaman bağlı olan 1 ve 2 doğru cevap C seçeneği olur. Diğer soruya geçiyorum. Elektrolitik yüzeye ilişkin. Yani elektrolizle alakalı arkadaşlar bir soru. Yargılarından hangileri doğrudur? İstemsiz redoks tepkimeleri elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşir. Evet, elektrik enerjisi vererek biz bu olayı gerçekleştiriyoruz. Elektrik enerjisi harcanır bileşiklerin parçalanmasında kullandığımız için bu da doğru. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü e, tam tersi olacaktı arkadaşlar. Elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü sistemlerdir kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistemler pillerdir. Dolayısıyla arkadaşlar üçüncü yargı doğru değil. Doğru cevap C seçeneği. Evet sevgili gençler sorularımız burada bitti. Başka bir derste görüşmek üzere. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.